İyi akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Dün akşam saatlerinde 30 yıl sonra tarihte ilk kez Azerbaycan halkı başkent Bakü'de kendi vatanı ve askerlerine destek olmak için sokaklara döküldü. "Karabağ bizimdir, biz mübariziz, savaşmak istiyoruz." devizi altında bazı kaynaklara göre 100 binden fazla kişi, çoğunluğu genç erkekler olmakla vatan topraklarının korunması için hep beraber tüm dünyaya mesaj vermiş oldu. Milli amaçlar altında gerçekleştirilen gösterilerde insanlar ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını taşıyarak Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine ağır saldırılarına ilişkin protestolarını dile getirdiler. Ülke tarihi bir gün yaşadı. Ek olarak bildirelim ki 1988 yılında aynı şekilde Ermeni işgaline karşı Azerbaycan halkı tek yumruk halinde meydanları taşırarak bir bütün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın Bakü Büyükelçisi'ne protesto notu sundu. Belgede belirtilen açıklamaya göre bir grup Ermeni Radikal Gençler Teşkilatı'nca gerçekleştirilen vandalca eylemler kendi içinde terör bileşenlerini barındırmakla beraber 1961 diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Konvansiyonu'nun kabaca ihlali anlamına geliyor. Hatırlatma olarak belirtiliyor ki bundan önce de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yabancı diplomatik misyonlarında Ermenilerce benzer müdahaleler söz konusu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ülkenin yabancı temsilcilerinde radikal Ermeni tehditlerine karşı ihtiyatlı olmalarına ilişkin konsoluklara talimatlar gönderilmiştir. Azerbaycan'da koronavirüse bulaşan kişilerin günlük bilançosu açıklandı. Haberde gün boyunca 559 kişinin COVID-19 enfeksiyonuna yakalandığı belirtiliyor. Bakanlar Kurulu'na tabi operasyonel kararların açıklamış olduğu bildirilerek 545 kişi daha iyileşerek evlerine uğurlanarak taburcu edildi. Günlük 7 kişinin koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiği de belirtilen bilgiler arasındadır. Genelde ülke çapında 25.762 kişinin virüse bulaştığı, 16.695 kişinin tedavi edilerek iyileştiği, 326 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtilen haberler sırasında. An itibariyle 8.561 kişi özel koşullar altında hastanelerde tedavi görüyor. Ülke genelinde 599.778 test sonuçlarının yapıldığı da açıklanan rakamlar sırasındadır. Ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.